İnek Çıngıramızın ikinci bölümünden herkese selamlar. İlk bölümümüzde tutacak kısmını, ayaklarını ve kafayı oluşturmuştuk. Şimdi ikinci bölümümüzde bu burun yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Burunu ben ördüm, sabitledim ama sizlerle şimdi tekrardan örüp nasıl sabitlendiğini arka kısımda tekrardan göstereceğim. Çok fazla bir detayımız kalmadı. Kulağımız kaldı. Şöyle kulağımızın bir tanesini hazırladım ben. İkinciyi hep birlikte öreceğiz. Bir de bu üst kısma tabii içeride çıngırak olduğu için iğnelerimiz biraz çıngırağa denk geliyor. Evet, şöyle 2 adet de boynuzlarımız var. Tabii şu an iğneli olduğuna bakmayın. Birleştirince parçalar daha şık, daha güzel gözükecek. Şimdi öncelikle burnu yapalım. Ardından kulak yapımı, boynuz yapımı ve en sonda parçaların birleşmesini göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle bir pudra ipim var. Beyaza yakışır, güzel, sevimli bir renk olsun istedim. Burnu pembeyle ördüm. Aynı şekilde 4 numara tığımı kullanacağım. Normalde sihirli halka ile başlıyorduk. Burada zincir üzerine başlayacağız. Belirli arttırmalar ile bu boyu bulacağız. Bu şekilde en son dikiminde sizlere arka tarafında nasıl dikildiğini göstereceğim. Dikim yeri çok önemli. İki gözün tam alt kısmına bakın. Gözümün bittiği sıranın altında bir sıra boşluk bıraktım ve bir alt sıraya hemen kondurdum ağız kısmını. Burada gözle arasında bir sıra boş sıramız olması gerekiyor. İki gözün de tam ortasında kalacak şekilde. Öncelikle burnumuzu oluşturalım. Pembe ipim ile başlıyorum. Öncelikle bir adet sıkılaştırma zinciri. Ardından 4 tane orta gevşeklikte zincir. 1, 2, 3, 4. Hatta 5 tane zincir çekiyoruz. Affedersiniz. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi 4. çektiğim zincire döndüm. Bir tane sık iğne oluşturdum. 4. çektiğim zincire bir adet sık iğnemi oluşturdum. Ardından devam ediyorum. 3. çektiğim zincire de bir adet sık iğne oluşturdum. 2. çektiğim zincire de bir adet sık iğne oluşturdum. Ve 1. ilk çektiğim zincire 2 adet sık iğne oluşturuyorum. 1. Aynı yere şöyle arada bırakıyorum. Bakın 2. 2 tane sık iğnemi oluşturdum. Ardından zincirin aşağı kısmına, tam karşısına geçiyorum. Bakın buradaki sık iğnenin karşısına bir tane sık iğne. Aynı şekilde yandaki sık iğnenin karşısına da bir tane sık iğne oluşturuyorum. Evet, iki tane tekli sık iğne oluşturduktan sonra sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne oluşturdum ve bakın şu an elimde toplam 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet sık iğnem mevcut. 8 sık iğnenin ardından burada ikinci sıraya geçeceğiz. Bunun için ilmek belirleyici kullanmamız gerekiyor. İlmek belirleyicilerim biraz. Evet, ilmek belirleyici olarak şu ipimi kullanıyorum. Şu an maalesef ilmek belirleyicilerim başka bir örgüde takılı olduğu için. İpimi koydum araya. Ardından bakın bir sonraki ikinci sıraya geçiyorum. Burada bunun tepesine bir iki tane sık iğne uyguladım aynı yere. Şimdi yandakine geçtim. Bir tane sık iğne uyguladım. Yandakine geçtim. Bir tane sık iğne uyguladım. Şöyle yandakine geçtim. Buraya iki tane sık iğne uyguluyorum. Bir aynı yere. 2 tane. Yandakine geçtim. Yine aynı şekilde bir aynı yere 2 tane sık iğne uyguluyorum. Burada yan yana 2 sık iğneye 2 sık iğne uyguladım ve 4 sık iğne elde ettim. Arada 2 tane tekim var. 1 2 tane tek sık iğne uyguladım. Şimdi burada bir tane ilmeğim kaldı. Gördüğünüz gibi sıranın tamamlanmasına. Buraya da aynı yere 2 adet sık iğne uyguluyorum. Burada bu kısımda iki yan yana sık iğneye çift sık iğne uygulamıştık. Burada da başlarken bir taneye çift uygulamıştık ve bitirirken de son kalana çift uyguladık. Aynı 4 adet elde ettik. Şimdi ilmek belirleyici hemen buraya koyuyorum. Şimdi burada bakın bir sonraki ilmeğime çift sık iğne uyguluyorum. Bir tane çift oldu. Yandakine de çift uyguluyorum. İki tane yan yana ilmeğime çift uyguladım. Bu sırayı tamamlarken bu sondaki kalana da çift uygulayacağız. Arada bir tane tek, iki tane tek ve üç tane tek var. Üç tane tek sık iğne uyguladım ve şimdi yan yana üç taneye çift uygulayacağım. Birinci çift,
ikinci çift ve üçüncü çift. Ardından 3 tane tek var. Şimdi burada bir tane daha tek uyguluyoruz. 4 tane tek oldu. Şimdi buradakine bir tane çift uyguluyoruz. Burayı da 3 tane çifte çıkarttık. Gördüğünüz gibi bir görüntü elde ettik. Bu burunun ön kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Buradaki gördüğünüz bu kısmı. Şimdi ilmek belirleyici ipi buraya koyuyoruz. Yan yana 4 tane çift uygulayacağız şimdi. 1 çift, 2 çift, ardından 3 çift. 3 tane çifti yan yana uyguladım. Buranın dördüncüsünü sırayı tamamlarken koyacağım. Devam ediyorum. 2 tane çiftin yanına 1 tek, 2. tek, 3. tek ve 4. tek. 4 tane teki uyguladım. Ardından şimdi tekrar 1 çift, 2 çift, 3 çift ve 4 çift. 4 tane yan yana çifti uyguladım ve şimdi 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, burada 5 tek, 6 tek ve 1 çift. Eşit olmasına çok bir lüzum yok. Zaten burayı elyaf ile dolduracağımız için iki tarafın da artırmaları eşit olmayabilir. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Arkadaşlar şöyle boyutunu göstereyim. Evet. Şimdi ilmek belirleyici şöyle koyuyoruz. Şimdi bu sırada farklı bir teknik uyguladım ben. Bu tamamen ölçüler bana aittir. İlmek belirleyici çıkartayım. O arada çok. Şimdi buraya bir tane çiftimizi uyguladım. Ardından bir tane tek, iki tane tek ve tekrar bir tane çift uyguladım. Şimdi devam ediyorum. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek. Şimdi buraya bir tane çift, 2 tane tek, tekrar bir tane çift ve tekrar 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek, 9 tek. Şimdi tekrar bir tane çift. Ardından 1 tek ve 2 tek. Evet, bu şekilde buraya kadar yaptıysak arkadaşlar artık artırmaları bırakıyoruz. Ölçüler tamamen bana aittir. Belirli dengeli bir ölçü yok ama bu görünümü sağlayabilmek için bu şekilde artırma uygulamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 3 sıra boyunca elimizdekileri uzatalım. Hiçbir yerde artırma işlemi uygulamadan direkt her bir sık iğneye bir adet sık iğne uygulayarak toplamda 3 sıra boyunca örelim. Evet, 3 sıra boyunca ördüm. Hatta 4 sıra ördüm. Sonradan bir sıra daha ekledim arkadaşlar. Biraz daha gösterişli kalın dursun diye. Bilginiz olsun. 3 değil 4 sıra boyunca öreceğiz. Evet, bu şekilde. Burnumuz. Burnu nasıl diktim? Gelelim o kısma. Öncelikle arkadaşlar iğnelememiz gerekiyor. İğnelemeden çok zor oluyor burun kısmı. Bu şekilde 4 sıra boyunca ördükten sonra burada bir tane zincir çekip hatta CC ilmek kaydırma tekniği uygulayalım. Bir sonraki ilmekten geçtim, ipi doladım, çektim, elimdeki ilmekten çıkarttım. Burada CC tekniği uyguladım. Ardından burada ipi kopartıp buradan çıkartıp sabitlememiz, sıkmamız gerekiyor. Öncelikle iğnelememiz gerekiyor. Özellikle burun kısmında. Elyafı en son dolduracağız. Bakın burada dikilmiş hali var. Bu şekilde bir görünmeyen dikiş istiyorsanız
Şöyle öncelikle yerini belirliyorum. İki tane gözün, bakın bir boş sıramız var burada. Gözün altında bir sıra boş sıra ayarlıyoruz. Bir alt sıraya tam ortaya denk gelecek. Örneğin şöyle, bakın. İki tane gözümün yerleri bu şekilde. Bu şekilde iki tane gözümüz takılı diyelim. Bunu direktman arada bir tane boş sıra var. Bakın şuradaki sık iğneli sırayı boş sıra olarak belirliyoruz. Bir alt sıraya konduruyoruz hemen. Bu şekilde yerini belirledikten sonra şöyle bir üstten bir tane de alttan iğneliyoruz. Evet, yer bu şekilde belli oldu. Buradan isterseniz aynı renkle de dikebilirsiniz. Ben aynı renkle buradaki ipi birazcık uzun bıraktım. Bu ipi keserken birazcık uzun bırakıp ucuna iğne takıp bu şekilde bir alt ilmekten bir de buradaki ağzın ilmeğinden geçerek dikmemiz gerekiyor. Ve en son burada dikerken dikmeye üst kısımdan başlayın. Çünkü alttan başladığım zaman üste kayma olabiliyor ve sağa sola gözle çok yakınlaşabiliyor. Ben o yüzden dikim işlemine direktman bakın gözün çaprazından başladım. Dikim işlemi yaparken şu iğneyi bu tarafa alayım. Ve bu taraftan göze yakın bir yerden başlarsanız yerini üst kısımdan ayarlamış olursunuz. Ve alttaki kayma çok önemli olmaz. Alt kısım zaten çok belli olmayacağı için önemli olan bu üst kısmın düzgün gözükmesi. O yüzden dikim işlemini uygularken direktman bu üst kısımdan başlayarak bir kafadan ilmek alarak bir ağız kısmından ilmek alarak dikmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada dikim işleminde şu çok az bir yer kala her tarafı diktikten sonra son kısım kala buradan en son elyafı dolduracağız. Ben öyle uyguladım bakın içerisinde elyaf var. Elyaf miktarını birazcık çok tutalım tok bir görüntü sağlasın. Burada dikim işleminin bitmesine çok az bir ilmek kala buradan tığın arkasından yardım alarak elyafı doldurarak dikim işlemini tamamlayabilirsiniz. Dikilmiş hali ön kısımda gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar burunun yapılışını da paylaştık. Şimdi gelelim kulağımıza. Parçalarımız yavaş yavaş oluşuyor. Şöyle. Şimdi aynı beyaz ipimizle kulak yapımını anlatacağım. Geçelim kulak yapımına. Sihirli halka ile başlıyoruz. Halkamızın içerisine 6 adet sık iğne ile dolduruyoruz. Öncelikle bir kilit yaptık. Ardından 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne ve 6 sık iğne. Halkamızı 6 adet sık iğne ile doldurduk. İlk sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sıramızı 6 olan sayımızı 12'ye çıkartacağız. Yani her bir sık iğnenin tepesine çift 2 adet sık iğne uygulayacağız. Bakalım 2, 4, 5 ve 6. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine gidiyorum. 1 sık iğne, aynı yere 2 sık iğne. Yandaki sık iğneye geçtim. 1 sık iğne, aynı yere 2 sık iğne. Yandaki sık iğneye geçtim. 1 sık iğne, aynı yere 2 sık iğne. Yandakine geçtim. 1 ve 2. Yandakine geçtim. 1 ve 2. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 sık iğne olmuş. Son bir sık iğnem kaldı. Çift sık iğne uygulayacağım. Buraya da çift sık iğne uyguladım ve 6 olan sayımı 12'ye çıkarttım. Burada bu ortadaki göbek kısmını iyice küçültmemiz gerekiyor. Bunun için şöyle bir ince tığdan yardım alıyorum. Bu deliği iyice gözükmez yapalım. Daha temiz dursun. Elimizden geldiğince sıktık. Şimdi arkadaki herhangi bir ilmekten geçtim. Ve bu ilmeğimi buraya bir zincir yardımıyla sabitleyip sıkıladım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Hemen bakayım. Ölçüleri biraz unutmuş olabilirim. Evet, 12 adet sık iğne ile devam edeceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4. 4 sıra boyunca arkadaşlar bu 12 adet sık iğnemizi öreceğiz. Her bir sık iğneye 1 adet sık iğne uygulayarak toplamda 4 sıra örelim. 6 sıra uzunluğunda olması gerekiyor. İlk sıramız 6, ikinci sıramız 12. Şimdi 4 sıra daha 12 öreceğiz. Toplamda 6 sıra olacak.
Evet arkadaşlar, toplamda 6 sırayı elde ettik. Şimdi hiçbir eksme de artırma işlemi uygulamadan bir 2 sıra daha öreceğiz ve toplamda 8 sırayı elde edeceğiz. 2 sıra daha bu 12 sık iğnemizi örelim. Evet, 8 sıra boyunca uzattık. Şimdi ipimizi birazcık uzun kesiyoruz. Ardından son ilmekten çıkartıyorum. Burayı sıkılıyorum. Şimdi bir tane dikiş iğnesine ihtiyacımız olacak. Bu alt kısmını bu şekilde büzmemiz gerekiyor. Tam bir inek kulağı görüntüsünü katmak için. Evet, dikiş iğnesini geçirdim ipime. Şimdi burayı büzeceğim. Öncelikle şu karşı taraftan çıkıyorum. Bu ikisini birbirine yapıştırmam gerekiyor. Karşılıklı olarak ilmekleri birbirine dikiş işlemiyle tutturuyorum. Evet, bu şekilde yapıştırma tekniğiyle uyguladık. Birbirine tutturduk. Şimdi direktman arkadaşlar karşı parçadan geçiyorum. Bükme işlemi uygulayacağım. Bu ikisinin birbirine yapışık durması gerekiyor bu şekilde. Burayı biraz daha sağlam olsun diye birkaç kez bu şekilde birleştiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi iki kulağımız da bu şekilde hazır hale geldi. En son burada bir kez daha birleştirdim. İğnemin başına ipimi doladım. Bunu buradan çıkartıp sağlamladım. Ve ipimi koparttım. Kulaklarımız hazır arkadaşlar. Bunun yapımını paylaştım. Şimdi ayaklarımız da tamamlanmıştı. Zaten geriye kaldı bir tek boynuzumuz. Boynuzumuzun da iki tanesini birden ördüm. Şimdi size ölçülerini vereceğim. Boynuz örmesi birazcık zorladı beni. Açıkçası biraz ince olması gerekiyor boynuzun. Kulaklarımız pofidik olduğu için zaten boynuzlarımızın biraz daha ince durması gerekiyor. Bakın ayaklarımız, kulaklarımız. Şöyle boynuzlarımızı da göstereyim. Evet, boynuzlarımız da hazır. Boynuzlarımızı örerken arkadaşlar kartopu organika kullandım. Ten rengi bu şekilde bej rengi ip. Sihirli halkamı oluşturdum. 4 adet sık iğne ile doldurdum. İkinci sıramda herhangi iki farklı yerde 2 ilmek artırdım. 4 olan sayımı 6'ya çıkarttım. Ardından bakın 4, burası 6 artırma işlemi uyguladım. 6 ilmeği artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra boyunca ördüm ve ipimi koparttım. Bunu da yapıştırma işlemi uygulamıyoruz. Direktmen bu şekilde bırakıyoruz. 4, 6, ardından 6 sıra boyunca 6 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde boynuzlarımızın yapımı. Şimdi birleştirme işlemine geçebiliriz. Artık parçalarımızı toplayalım. Bakın tutacak kısmı inek. Ayaklarımız, kulaklarımız, boynuzlar. En son rötuş olarak da buraya çizgiler oluşturacağız. Ufak tefek son rötuşlarımız, dokunuşlarımız olacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar tutacak kısmını kafaya dikmemiz, hatta yok, öncelikle kafayı tamamlayalım. Ardından en son alt kısma geçelim. Şöyle dikiş iğnemi hazırlıyorum. Öncelikle kulaklarımızı dikelim, ardından boynuzumuzu dikelim. Dikiş işlemini şöyle ince beyaz bir ip ile yapacağım. Hem bu ip sert, kopma olmuyor, hem de gözükmesin istiyorum. Parçalar birbirine tam eşleşmiş olsun, tamamlamış olsun istiyorum. Dikişin gözükmemesi için iğneme bu şekilde bir ip geçirerek dikim işlemini bu iple yapacağım. Fark ettiyseniz birçok parçamda uzun ip bırakmadım. Sadece burun kısmında uzun ip bıraktım. O da burunun rengi farklı olduğu için dikiş işleminde beyaz parlayacaktır diye. Sadece burunu kendi ipi pembe ile dikiyoruz. Geriye kalan bütün beyaz parçalarımızı bu şekilde ince beyaz ipimiz ile dikeceğiz. Evet, bütün parçalarımız hazır. Öncelikle kafaya kulaklarımızı dikelim. Şöyle iğneme ipimi geçirdim. İpimin arkasına küçücük bir düğüm atıyorum sökülme durumuna karşı. Şöyle kalınca bir düğüm. Ardından kulaklarımızın yerini belirleyelim. Arkadaşlar iki tane iğneden yardım alıyoruz. Şimdi kulağımın ortasına iğneyi takıyorum. Çok da aşağıda olmasın. Bakalım onu taktığımız sıra bu sıra. Biraz daha geride hatta. Bu şekilde kulaklar olursa şöyle iki tane de boynuzlar arada kalır.
Tam eşit denk gelsin diye. Tabii içeride çıngarak olduğu için şu an tam net gösteremiyorum. Dikince daha güzel, daha net gözükecektir. Şöyle de boynuzlarımız denk gelecek. Evet, kulaklarımızın yerini belirledik arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradaki ilk kulağımızı dikelim. İğnemi çıkartıyorum. Belirlediğim yere tekrardan iğnemi takıyorum. Karşılıklı olması için. Ardından ipimin ucuna düğüm atmıştım zaten. Şöyle. Kulağıma geçirdim ipi. Şimdi buraya dikmem gerekiyor. Nasıl dikiş işlemi uyguluyorum arkadaşlar, onu da göstereyim. Bakın şu an ipim yukarı parçada. Şöyle aşağı parçaya geçtim. Şöyle bir defa da diktim. Ardından aşağı parçada şu an ipim yukarı parçadan geçip bunu buraya sabitliyorum. Bir aşağı parçadan bir yukarı parçadan. Tabii bu birkaç dikişten sonra daha dik duracak. Şu an daha yerini sabitlediğimiz için. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha dik durmaya başladı. Bunu birkaç kez tutturuyorum. Herhangi çekmede, hani bebeğin oynaması halinde çekmelerde kopmaması için bunu birkaç kez daha sabitliyorum. Evet. Çıngırağa takıldığımız için dikim işlemi biraz uğraştırıyor. Evet, bu şekilde kulağın birini sabitlemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice sabitledim, herhangi çekmelerde gelmesin diye. Aynı şekilde böyle iç kısımdan karşı tarafa geçiyoruz. İkinci kulağı da bir alttan bir üstten alarak birkaç kez sabitleyerek oturtalım arkadaşlar. Aynı eşit doğrultuda olmasına dikkat edelim ve aynı sıraya diktiğimize dikkat edelim. İkinci kulağı da dikelim. İlk kulağı diktiğimiz gibi. Evet, iki kulağımızı da sabitledik. Bu şekilde diktik gördüğünüz gibi. Çok ön planda olsun istemedim. Birazcık geriye diktim bu şekilde. İkisinin de eşit olmasına özen gösterelim. Şimdi geçeceğiz boynuzlara. Hiç ipi kopartmadan direktman şöyle orta kısma doğru ilerleyelim. İp, iğnemizi çıkartalım. Şimdi boynuzlarımızın yeri de çok önemli. Bunları da öncelikle bir iğneleyelim isterseniz. Şöyle birinci boynuzu diksek. Şöyle de ikinciyi diksek tam ideal olacak gibi yerleri. Evet arkadaşlar, şu ilkinin iğnesini çıkartıyorum. Direktman çıktığım yerden. Bunu buraya dikiyorum. Aynı ağzı dikme metodu gibi. Bakın bir alttan şöyle bir üstten. Ardından bir alttan bir üstten. Bu şekilde arkadaşlar, bu tekniği izleyerek dikim işlemini tamamlayalım. Ben biraz göz kararı dikiyorum işin aslında nasıl güzel duracağına bakarak. O şekilde ayarlayarak, iğneleyerek dikim işlemini tamamlayabilirsiniz.
Evet, bu şekilde boynuzumuzun bir tanesini daha sabitledik. Şimdi direktman aynı iğneyi yan taraftan çıkartıp ikinci boynuzda sabitleyelim arkadaşlar. Dik durması çok önemli. Şöyle dik duracak şekilde çekelim. Evet, ikinci boynuzda buraya sabitleyelim. Evet, iki boynuzda bu şekilde diktik arkadaşlar. Şimdi ipi hiç kopartmadan aynı iple şu aşağı doğru ilerliyoruz. Aşağıda herhangi bir noktadan çıkalım. Çıngırağımız içeride gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısımları dikeceğiz. Öncelikle ayaklar kesinlikle dikmiyoruz. Ayakları en son açısına göre dikeceğiz. Şimdi ayakları dikersek herhangi bir yamukluk olabilir. O yüzden ayakları en son dikeceğiz. Tabii bu dikim işlemi en zor olan bu kısım. Tutacak kısmının nasıl dikileceği çok önemli. Direktman bu şekilde dikmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok çekin bir görüntü oluyor. Şöyle yanlarda kalacak şekilde buradaki ovalliği bozmadan şöyle yanlara denk getirerek dikeceğiz. Öncelikle bunun iğneleme işlemini uygulayalım. Bakın şöyle. Şu kısma getirirsek, burayı da bu şekilde bu kısma getirirsek, hatta biraz daha şöyle alalım. Evet, şu şekilde iğneledim gördüğünüz gibi. Birkaç kez daha iğneleyelim. Burası sert olduğu için burayı iğne pek tutmayacak gibi. Evet. O kısmı bu şekilde belirledik. Şimdi bu kısmı belirleyelim. Nereye iğnelediğimize dikkat edelim. Şöyle. Bu ölçüde tamamen göz kararı aslında. Nasıl durmasını istiyorsanız. Evet, bu şekilde iğneledikten sonra arkadaşlar bir taraftan dikmemiz gerekiyor. İki tarafında eşit olduğundan emin olalım. Burası yamuk olursa bütün emeğimiz boşa gider ve çok çirkin bir görüntü oluşur. Şöyle bakın, buradaki iğnelerimiz bu sırada. Buradakiler biraz daha aşağıda, şöyle yukarıya kaldıralım. Evet, bu şekilde iğneledim arkadaşlar. Önce bir tane bir tarafını tutturmam gerekiyor. Kayma oluyor maalesef. Bir tarafını tutturayım. İkinci tarafı hep beraber tutturalım. İki tarafını da tutturulsa aynı olacak zaten. Şu an tutmakta zorlanıyorum. O yüzden bir tarafı sabitleyeyim. İkinci de hep beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk tutacak kısmını sabitledim gördüğünüz gibi. Onun üzerinden en son bir posta daha geçeceğim. Şimdi direktman ilk sabitlediğim yeri iğne ile karşı tarafını işaretledim eşit olsun diye. Şöyle üstteki iğnemden çıkıyorum. Artık iğnemi çıkartabilirim. Yerini belirledim ne de olsa. Şimdi ikinci kısmı sabitleyeceğiz. Bakın, üstteki sabitleyeceğim nokta ve alttaki sabitleyeceğim nokta. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 sıraya sabitlenecek. Şöyle sabitlerken 6 değil 12 sık iğnenin etrafından sabitliyorum bakın. 6 sık iğne hiç görmüyorum. 2. ila 3. sıranın arasından geçtim. Bunu buraya sabitledim. Bunu birkaç kez sabitleyeceğiz. Çünkü sert olduğu için el lafı çok doldurduk tutacak kısmına. O yüzden bunu birkaç kez sabitlememiz gerekiyor. Direktman yandakinden geçtim. Bu şekilde sıkılaya sıkılaya. Bu şekilde arkadaşlar, çevresinden birkaç kez daha dolanalım. İyice sabit olsun. Herhangi bir çekmede kopmasın. Evet arkadaşlar, bu şekilde tutacağı da kafaya monte ettik. Şimdi geriye kaldı ayaklarımız. İpim tükendi maalesef. Bir posta daha ip bağlayıp dikim işlemini gerçekleştireceğim. Aynı şekilde ipimin ucunu arkasına iyice düğüm atıyorum. Evet, ipimin arkasını bağladım. Öncelikle şöyle bacağımızın birleşim kısmı arka kalacak şekilde
ön kısımdan geçiyorum. Bu ipimi bir buraya sabitleyeyim. Ardından bacaklarımız nerede nasıl güzel durur bunu ayarlayacağız. Bunun için belli bir yer yok. Tamamen göz kararı nasıl durması gerektiği. Şu birinciyi şöyle desek. Ardından ikinciyi de şöyle desek. Nasıl durduğuna bir bakalım. Evet, şöyle güzel gibi aslında. Bu şekilde iyi gibi arkadaşlar. Bu şekilde göz kararı olarak iğneledim. Şimdi dikim işlemine geçeceğim. İğnemi zaten ayağımın birinden geçirmiştim. Şöyle geçirdiğim kısım önde kalacak şekilde. Şöyle yandan geçtim. Bir sonraki sık iğneden geçtim. Şimdi tekrar şöyle iç kısımdan dışarıya doğru şu elyafı biraz bastıralım. İç kısımda kalsın. Bu şekilde bir içten bir dıştan alarak dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Elyafın çok iç kısmında kalmasına dikkat edelim. Dışarıya fışkırmasın elyaflarımız. Parça birleştirmesi işi aslında amigurumda en sevmediğim iştir. Tamamen göz kararı. Özellikle videolarda belli bir yeri olmadığı için anlatımda bulunamıyoruz. İğne ile işaretleyerek buluyorum. Gördüğünüz gibi tamamen belli bir ölçüsü yok. Nasıl duracağına, nasıl güzel gözükeceğine tamamen göz kararı karar verip ilerliyorum. O yüzden umarım şu diktiğim yerler çok net belli oluyordur. Ona göre bir iğneli olarak yer belirleyebilirsiniz. Şöyle bir de içten çıkıyorum. Bunu iyice sabitlemek, yapıştırmak amacıyla gördüğünüz gibi. Buranın dikim işlemi daha kolay aslında öteki yerlere bakaraktan. Ama burada da yer ayarlamak biraz sıkıntı. O yüzden her işin bir zorluğu var gerçekten. Evet arkadaşlar, bu şekilde gördüğünüz gibi ilk bacağımı tutturdum. Sabitlemek için şöyle bazen de tutacağım oradan çıkabilirsiniz. Bu şekilde ilk bacağımı ağzı açık olarak tutturdum. Buradan hiç ipi kopartmadan direktman karşı tarafa geçiyorum. Nasıl geçiyorum onu da göstereyim. Öteki ayağı da bacağı da aynı formülle, aynı şekilde iple dikeceğiz. Bacağı yine rastgele dikebiliyoruz ama maalesef ikinci bacağı ilk bacağa göre biraz daha orantılı açılı dikmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir daha yerini değiştirebiliriz. Şu şekilde. İkinci bacağı da dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki bacağı da bu şekilde tutturdum. Artık iğneyle kaldırabiliriz. En son burada kaldık. Buradan bu ipi saklayacağız. Şöyle dış kısma çıkıyorum. Bak, bu iple de işimiz bitti. Burada şöyle küçücük bir çentik gibi bir şey atacağız. İğnenin başına ipi doladım. Buraya minicik bir çentiğimi attım. Buradan içeriye gittim. Şöyle üstten herhangi bir ilmekten çıktım. Ardından bu ipimi kopartıyorum. O küçücük çıkıntıyı da şöyle iç kısma doğru çekip saklıyorum.
Evet ve modelimiz güzelce ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Geriye kaldı son rötuşlar. Şöyle bir siyah ipim var arkadaşlar. Dikim işlemi yaptığım ipin aynısının siyahı. Şöyle iç kısımdan geçeceğim. Hatta şu ortadan geçeceğim. Buraya iki tane çubuk oluşturacağım. Evet, onu iç kısma çektik. Ve çapraz olarak, verev olarak iki tane çubuk oluşturacağım. Süslü bir inek olsun, sade bir inek olmasın. Şu ortadaki çıkan siyah çıkıntıyı bir kaybedelim. Evet. İlk çıkıntımızı oluşturduk. Ardından şöyle ikinci çıkıntımı oluşturuyorum. Alt kısımdan herhangi bir ilmekten çıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane çıkıntımızı da oluşturmuş bulunmaktayız. Bu ipimizi saklayacağız. Evet arkadaşlar, son olarak aynı ipi kopartmadım. Direktman gözün oradan çıktım. Şöyle göze birazcık, gözün bir tanesine biraz daha sevimli bir ifade katmak için şöyle birkaç kez şu ip ile dolanacağız ve gözümüzün kenarını biraz daha siyaha genişleteceğiz. Bu tamamen tercihe bağlı. Bunu yapmak istemeyen arkadaşlar yapmayabilirler. Ben biraz daha şebekçe bir ifade katmak amacıyla